İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın Digranager şehrinde sel felaketi. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan ve Savunma Bakanı David Donoyan Nisan Savaşı kurbanlarını andı. Ermeni okulları için Ermeni Tarihi adlı kitap yayınlandı. Ermenistan Cumhuriyeti'nde 92 yeni koronavirüs enfeksiyonu vakası kaydedildi. Onaylanan vaka sayısı 663'e ulaştı. Talış'ta 54 aile yaşıyor. Köy yeni doğuyor. Putin, Erdoğan İdlib'deki durumu istikrara kavuşturmaya yönelik adımlar hakkında görüştü. Batı Ermenistan'ın Maraş ilinde 2500 yaşında bir ağaç bulundu. Batı Ermenistan'ın Digranager şehrinin Merkezsur ilçesinde sağanak yağışının ardından derenin taşmasıyla meydana gelen sel felaketinde su altında kalan 4 çiftlikte 250 hayvan telef oldu. Ekipler selde mahsur kalanların kurtarılmasına yönelik çalışma yürüttü. Sel felaketinde can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan, Savunma Bakanı David Donoyan ile birlikte 2016 yılının Nisan ayındaki 4 günlük savaşta ve Artsakh Kurtuluş Savaşı'nda hayatlarını kaybeden kahramanları anmak için Yerebulur adlı askeri panteonu ziyaret etti. Başbakan, Nisan Savaşı kurbanlarının General Antranik Ozanyan'ın ve Komutan Vazgen Sarkisyan'ın mezarlarına çiçekler bıraktı. Nikol Paşinyan, şehit düşmüş özgürlük savaşçılarını ölümsüzleştiren anıt kompleksine bir çelenk koydu. Ermeni okulları için Batı Ermenice yazılan Ermeni Tarihi adlı bir kitap yayınlandı. Kitap Ardak Mohsisyan tarafından yazıldı ve hazırlandı. Ermeni Tarihi adlı bu Batı Ermenice kitap Batı Ermenistan Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylandı. Ermenistan Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Ulusal Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından bildirildiğine göre 2 Nisan saat 11 itibariyle Ermenistan Cumhuriyeti'nde 92 yeni koronavirüs enfeksiyonu vakası kaydedildi. Bu konuda dün bildirilen verilere göre 571 koronavirüs vakası kaydedilmişti. Genel olarak 663 koronavirüs vakasının 2 Nisan'da doğrulandığını hatırlatalım. Gerçekleştirilen 2940 testlerde negatif sonuç kaydedildi. Şu anda 626 kişi tedavi edilmektedir. Son verilere göre 33 kişi iyileşti, 4 hasta ise hayatını kaybetti. 4 günlük Nisan Savaşı'ndan sonra Artsakh Cumhuriyeti'nin kuzeyindeki Talış Köyü yeniden doğuyor. Köy muhtarı Varjan Ohanyan'ın News AM ile yaptığı görüşmede bugün 174 nüfusa sahip 54 ailenin köyde yaşadığını, geri kalanının da geri döneceğine olan umudunu dile getirdi. Nisan Savaşı'ndan önce köyde yaklaşık 500 nüfuslu 150 ev vardı. 4 gün savaşı sırasında Talış Köyü'nün en çok acı çektiği hatırlanmalıdır. Köyün 3 yaşlı sakini Azerbaycanlılar tarafından vahşice öldürülmüştü. Kremlin'in resmi web sitesinden bildirildiğine göre Rusya Federasyonu ile Türkiye Cumhurbaşkanları Vladimir Putin ve Recep Tayyip Erdoğan bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiler. Telefon görüşmesinde İdlib'deki durumu istikrara kavuşturmak için Rus-Türk anlaşmalarının uygulanması da dahil Suriye çatışmasının çözümü hakkında görüş alışverişinde bulundular. İki ülke cumhurbaşkanlarının Libya sorununa da değindikleri bildiriliyor. Aynı zamanda Türkiye Cumhurbaşkanlığı basın servisinden yapılan açıklamada görüşmelerde ikili ilişkiler ile bölgesel konuların tartışıldığı ifade edildi. Batı Ermenistan'ın Van, Muş, Karin, Erzurum illeri dahil olmak üzere birkaç bölgede Nisan ayı kar yağışı ile başlarken başka bir ili Maraş'ta bir gezgin fotoğrafçı ormanlardan birinde tesadüfen yaprağı dökülmeyen iğne yapraklı bir ağaç keşfetti. Fotoğrafçı durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne bildirdi. Ekiplerin yaptığı çalışmanın ardından ağacın 2500 yaşında porsuk ağacı olduğu tespit edildi. Yaşına rağmen ağaç genç ve ihtişamlı görüntüsüyle yüzyıllara meydan okuyor. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Sasun adlı topluluktan Erzurum yöresi Ermeni halk şarkısı Hay Merik adlı eseri sunuyoruz.
Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.